Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? İndirgeme yapmıştık. Şimdi ders 7'de ne yapacağız? Trigonometrik fonksiyonlarda sıralama yapacağız. Yine sıralamayı iki video şeklinde yapacağım. Önce konu anlatımı daha sonra da örnek sorularla beraber ikinci videoda derslerimize devam edeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden konu anlatımını beraber yapalım isterseniz. Şimdi şöyle bir yaklaşalım önce isterseniz. Şimdi trigonometrik fonksiyonların işaretleri. Şimdi trigonometrik fonksiyonların işaretleri burada vermiş zaten. Biz bunları sizinle şimdi normalde bunları ne yapmış? X, Y yani apsisinin ordinatına göre, bölgelere göre kararını vermiş. Bakın burada da aslında ne yapmış İfade etmiş. İşte birinci bölgede hepsi artıdır. İkinci bölgede sinüs artı, tanjant eksi, kosinüs eksi, kotanjant eksi. Üçüncü bölgede sinüsle kosinüs eksi, tanjantla kotanjant artı. Dördüncü bölgede de sadece kosinüs artı, diğerleri eksi şeklinde. Hani ben bunu nasıl yapmıştım? Şöyle düşünmüştüm. Birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın absisi her zaman kosinüstü. Ordinat da sinüstü. Yani aslında bu nokta birim çember üzerinde oynayan bir nokta. O zaman biz absisi pozitif olan yerlerde kosinüs pozitiftir. Yani burada ve burada kosinüs pozitiftir. Burada ve burada yani ikinci ve üçüncü bölgelerde kosinüs negatiftir. Sinüse baktığınızda sinüs noktanın ordinatıdır. Yani birinci ve İkinci bölgelerde sinüs artı. Üçüncü ve dördüncü bölgelerde de sinüs eksidir. Tanjant ve kotanjant neydi? Sin ile kosun birbiri arasındaki oranıydı. E şimdi baktığınızda sinüs ve kosinüs eğer aynı işaretliyse bu bölgelerde birinci ve üçüncü bölgelerde tanjantla kotanjant pozitiftir. İkinci ve dördüncü bölgelerde tanjantla kotanjant nedir? Eksidir diye isterseniz ne yapabilirsiniz? Aklınıza tutabilirsiniz. İşte bunu farklı farklı anlatanlar var. Bütün sınıf kara tahtada coştu falan diye söyleyenler var. Bütün sınıf kara tahtada coşu nasıl oluyor? işte burada bütün hepsi. Burada sınıf kara tahta. Yani kotanjantla tanjant. Burada da coştu da kosinüs. Burada bütün hepsi artı. Burada sinüs artı. Burada kotanjantla tanjant artı. Burada da kosinüs artı diye ne yaparlar var? Ak tutanlar var. Ezberletenler, bilenler var. Siz nasıl isterseniz ama ben hep neden faydalanacağım? Birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın apsisi kosinüstür. Ordinatı sinüstür. Buna göre apsisine, kosinüsüne yani apsisine ve ordinatın işaretine bakarak kosinüs ve sinüsün işaretlerine karar verip tanjantla kotanjantla onlar arasında oranla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Açık trigonometrik fonksiyonun karşılarına yazınız işaretlerini demiş. Peki sinüs 87 kaçıncı bölge? Birinci bölge. O zaman artıdır sinüs. Kosinüs 125. 125 nerede abim? Şurada. E, kosinüs orada neydi? Eksiydi. Tanjant eksi 50. Şimdi tanjant eksi 50 yani aslında geri gel diyor. 108, 360'dan geri gel. Yani sıfırdan geri gel. Nereye geldim? Buraya geldim. Burada tanjant nedir? Dördüncü bölgede eksidir. Kotanjant eksi 100. O zaman buradan ne yapacağız? 100 derece geri geleceğiz. Üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede kotanjant nedir? Artıdır. Sekant 500. 360 çıkar buradan. 140'tır. Sekant 140. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü aslında. Kosinüs İkinci bölgede 140'ın olduğu yer ikinci bölge olduğuna göre kosinüs eksidir. O zaman sekantımızda ne olacaktır? Eksi olacaktır. Kosekant 1020, 360, 720 çıkartırsak kaç yaptı? Kosekant 300 yaptı. Yani 1 bölü sinüs 300'dür. 300 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs neydi? Eksiydi. O zaman kosekant 1020'de nedir? Eksidir diyebiliriz. Bu şekilde işaretlerini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Açık stigmatik ifadelerin işaretlerini söyleyiniz demiş. Esas ölçü mantığıyla ilerleyelim. Mesela bu tip bunda mesela. Ne yapalım? 37'yi 6'ya bölelim. 37'yi 6'ya böldüğünüzde 36 1 kaldı. O zaman burası nedir? Kosinüs pi bölü 3'tür. Yani kosinüs 60'tır. Burası 60 değil mi? 60 kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüs nedir? Artıdır. C'de mesela eksi 60. Tanjant eksi 60. 360 eklersem ne yapar? Şimdi normalde burası ne yapar? Eksi 60. 360 eklersen tanjant 300 yapar. Kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede tanjant nedir? Eksidir. Sinüs 7 pi bölü 2. 7'yi 4'e böldüm. Ne kaldı? 1 kaldı. Ya yani bölüm 1 kalan nedir? 3'tür. O zaman burası 3 pi bölü 2'dir. Ya da 7 pi bölü 2 ne yapar? 3,5 yapar. 3,5 pi. 3,5 pi'den 2 pi çıkardım. 1,5 pi. 1,5 pi'de ne yaptı? Burası yaptı. Yani ne yaptı? Sinüs 270 yaptı. Sinüs 270, 270 nerede? Burada. Burada sinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman B, B'de ne oldu? Eksi oldu. Bulduklarımızı şöyle işaretleyeyim isterseniz. D, 3, şimdi pi bölü 5, 180'i 5'e bölersek kaç yapıyor? 36 mı yapıyor? 2 ile çarparsak 72 yaptı. 72 birinci bölge. Birinci bölgede zaten bütün fonksiyonlar artıdır. Yani sekant hasta 1 bölü kosinüstür ama yani sonuçta onu biz bildiğimiz için birinci bölgeye tekabül ettiği için yine ne olacaktır? Artı olacaktır. Bu da, bunun da işareti artı geldi. Peki bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde o k, o l, o m, o n doğru parçalarını vermiş. O x eksenini pozitif yönüyle yaptığı açılar x, y, z, t. Şimdi şurası x, şurası y, şuraya kadar. Şu z, şu da t. Peki. Yani x dar açı aslında. Yani birinci bölgede. Birinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. Y buraya kadar gelmiş. Yani ikinci bölgede olan bir açı y açısı. Peki orada sinüs değeri nedir? Artıdır. Kotanjant y. Y ikinci bölgede demiştik değil mi arkadaşlar? İkinci bölgede kotanjant neydi? Eksiydi. O zaman bu eksi. Tanjant z. Şimdi burası. Yani üçüncü bölgede bir açı. Üçüncü bölgedeki bir açıda tanjant ne yapıyor? Dör, tanjant orada artıydı galiba. O zaman artı. E tanjant t. Bakın dördüncü bölgeye tekabül etti t açısı. Dördüncü bölge tanjantın işaretini eksi. Şimdi bu işaretleri buraya yazdığınız zaman işaretini bulur demiş. A, D, B. A, D ve B. Bunları çarparsanız ne yapar? Artı yapar. O zaman burası artı yaptı. C ile E'yi toplarsanız burası o zaman eksi yapacak. Eksiden eksi çıkartırsanız burası da artı yapar. Artı artı daha sonucumuz ne gelecektir? Artı gelecektir diyebiliriz. Bu şekilde de bu soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Geçen sene 2022 ayetinde böyle bir soru geldi. Kosünüs 2A, kotanjant 2A falan şeklinde işaretlerini ne buldunuz demiş. Yalnız bizim açımız nerede? 45 ile 60 arasında. Doğru mu? Şimdi 45 ile 60 arasında 2 ile çarparsanız ne yapar? 90 ile 120 arasında yapar. Şimdi 90 ile 120 arasında demek benim açımın ikinci bölgesinde olması demek. İkinci bölgede Kosinüs eksidir. Kotanjant eksidir. Çarparsanız bu ikisi ne yapar? Artı yapar. O zaman x'imiz ne geldi? Artı geldi. O zaman o öğrenci taktiğiyle iki şıkkı eledim bile. Şimdi ben bunu 4 ile genişletirsem. 4 ile genişletirsek ne yapar? 180. 4 ile genişletirsek ne yapar? 240. Kaçıncı bölgeye tekabül etti? Üçüncü bölgeye tekabül etti. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksi. Kotanjant Artı. Çarparsanız ne yapacaktır? Eksi yapacaktır. O zaman y'e ne olması lazım? Eksi olması lazım. O zaman bu da gitti. 6 ile genişlet diyor. O zaman biz bunu 6 ile genişletirsek 45'i e 6 ile çarparsak 2 ile çarparsak 90. 3 ile çarparsak 270. Burası 270 yaptı. 6 ile çarparsak burası 360 yaptı. Yani kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede bir açı. 4. bölgede kosinüs nedir? Artıdır. Kotanjant nedir? Eksidir. Çarpımlarına ne geldi. Eksi geldi. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Cn oldu diyebiliriz. 2022'de böyle bir soru sordular. Yani çok da zor olmayan bir soruyla çıkmış. Geldik dördüncü sorumuza. Sembollerin trigonometrik ifadelerin değerleri temsil etmektedir. İşaretini bulunuz demiş. Şimdi tanjant 75 birinci bölgede birinci bölgede zaten artı. Sekant 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü kosinüs 105. Şimdi 105 kaçıncı bölgede yapıyor? İkinci bölgede yapıyor. İkinci bölgede kosinüs neydi? Eksiydi o zaman burası eksi yaptı. Kosekant 1 bölü sinüs demek. Sinüs 215. Şimdi 215 kaçıncı bölgede? 180'den fazla 3. bölgede. Üçüncü bölgede sinüsüne eksi. O zaman bu arkadaş da eksidir. Kotanjant 302. 302 270'ten fazla. O zaman dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant ne? Eksi. O hepsi eksi geldi. Artı eksi eksi. O zaman üçgenle kutuyu çarparsanız şu ikisini çarparsanız ne gelecek? Üst taraf eksi gelecek. Bölü. Yuvarlak neymiş? Eksi. Yıldız neymiş? Eksi. Bunları topladığınız zaman bununla bunu toplamı Eksi. Eksi eksiye bölerseniz cevabımız paşa paşa ne gelecektir? pozitif gelecektir diyebiliriz. Bu da dördüncü örneğimizin çözümüydü. Şimdi geldik trigonometrik fonksiyonların açı değerlerine göre sıralamasına. Sinüs kosinüs fonksiyonlarının sıralamasını bir sonraki sayfada tanjant kotanjantın sıralamasını vermiş. Ben bunu hep sıralama sorularını hep birinci bölgeden çözüyorum. Bakın birim çemberde demiştik ya. Ben bu meşhur birim çemberimi çizeyim. Ben gözümün gördüğüyle daha iyi anlıyorum. Sizin bilmem ama. Hani daha rahat oluyor. Şimdi mesela bu noktanın apsisi kosinüs, ordinatı sinüstür. Şimdi burası 1'e 0 noktası, burası 0'a 1 noktası. Şimdi dikkatli bakın ben bir tane şöyle bir açı oluşturayım. Şimdi ne yapıyor? Y değeri giderek büyüyor. Bakın yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Y değeri büyüdü. Aynı zamanda X değeri de bakın ne yapıyor? Hep sola kayıyor. Sola kayıyor, sola kayıyor, sola kayıyor. Yani ne yapıyor? Sıfırlıyor. Yani benim şuradaki alfa açısı alfa arttıkça o zaman sinüs alfa artar. Aynı şekilde kosinüs alfa da azalır. Şimdi tanjant neydi? Sin bölü kos'tu. Bakın şuradaki bir oran. Şimdi tanjant yazıyorum. Şimdi bir kesrin payını arttırır, paydasını azaltırsanız. Değil mi? Şimdi mantıken bunu büyütüyorsunuz, bunu da küçültüyorsunuz. O zaman tanjantında ne yapması lazım? Artması lazım. Tam tersini düşünürseniz o zaman kotanjantında ne yapması lazım? Azalması lazım. O zaman biz alfa sıfırla 90 arasında iken şöyle bir şey söyleyebiliriz. de tanjant artar. de kotanjant azalır. O zaman benim kafam düz çalışır. Ben bu şekilde sıralama sorularında hepsini sinüs ve tanjant üzerinden sıralayayım. Çünkü açı büyür, değer büyür. Nerede? Birinci bölgede. Peki hocam, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelerde sana açı verirse ne yapacağız? İşte orada hepsini birinci bölgeye indirgeyeceğiz. Birinci bölgeye indirgedikten sonra da onları ne yapacağız? Yine büyüklük sıralamasını yapmış olacağız. Açı büyük, değer büyük, açı küçük, değer küçük mantığıyla ilerleyeceğiz. Bakın burada da onu ne yapmışız? Anlatmışız. Sin 47 eksi sin, sin eksi 300 sinüs 20 gel sıralalım. Zaten hepsi sinüs güzel kardeşim. Şimdi istediğin kadar içine 360 ekleyebiliyordun. O zaman burası ne yaptı? Sinüs 60 yaptı. Ne yaptı? Sinüs 47 yaptı. Burası ne yaptı? Sinüs 10. Ne demiştik? Sinüs ve tanjant üzerinden sıralama yap. Açı büyür değer büyür. Açı küçülür değer küçülür. O zaman C küçüktür. A küçüktür. B yapıştır gelsin diyoruz. Beşinci örneğimiz C, A, B küçükten büyüğe sıraladık. Kosinüse göre sıraladık. Şimdi kosinüs Şöyle açı büyüdükçe değer küçülüyordu. O zaman açı büyük, değer küçük. O zaman en küçüğü ne yaptı? A yaptı. Daha sonra C yaptı. Daha sonra da B yaptı. İsterseniz sinüse göre sıralayabilirsiniz. Bak mesela bu sinüs 40 yapar. Bu sinüs 80 yapar. Bu da sinüs kaç yaptı güzel kardeşim? 65 mi yaptı? Açı büyür, değer büyür mantığıyla en büyüğüne geldi? B geldi. Ondan sonra ne gelecek? 65 yani C. En küçüğü de ne olacak? A olacak diyebiliriz. Küçükten büyüğe sıralanmış şekli. Şimdi geldik tanjantla kotanjantın sıralamasına. Şimdi bak burada onun açıklamasını yapmış ben size ben orada yazılmışın üzerinden yazılmış anlatım pek olmuyor. Güzel olmuyor. Ben şöyle anlatacağım size. Şimdi biz de ne demiştik? X eşittir bir doğrusu bizim için tanjant ekseniydi. Şimdi bak şurada şu şekilde ilerlediğinde yani açıyı büyüttüğünde ne yapıyor? Tanjant büyüyor değil mi? Zaten bir önce de anlatmıştım. Tanjant büyür demiştim. Açı büyüdükçe ne yapacak? Tanjant büyüyecek. Açı küçü, açı küçüldüğünde de tanjant küçülecek. Peki aynı mantıkla kotanjantla ilerlersek onu da şuradan çektiğimde şimdi açımız şöyle yaptım. Şu açı alfa, o zaman bu açı da alfa. Şimdi ben bu açıyı sağa götürdüğümde Aslında bu bu, bu hareketi yapmış oldum. Açıyı ben şu an ne yapıyorum? Küçültüyorum değil mi? Açı küçüldükçe şuradaki arkadaş ne yapıyor? Büyüyor. O zaman açı küçüldükçe kotanjant büyür. Peki Tam tersi düşünürsek açıyı büyütürsek yani şu an açı alfa açısını ne yapıyorum? Büyütüyorum. Büyütükçe de kotanjant ne yapıyor? Küçülüyor. Yani alfa arttıkça tanjant artar. Kotanjant ne yapar? Azalır diyebiliriz. Tekrar söylediğim gibi açı büyür değer büyür. Nerede? Sinüs ve tanjantta. O zaman 0 ile 90 arasındaki açılarda biz ne yapıyoruz? Sin ve tanjant üzerinden sıralama yapıyoruz. Bir de bilmemiz gereken çok önemli şeylerden bir tanesi alfa 45 iken tanjant 45 1'dir. Evet. Senin alfan 45'ten büyüdüğü zaman yani alfa büyüktür 45 olduğu zaman tanjant da büyüyecek değil mi? Yani birin üstüne çıkacak. O zaman sinüsün kosinüsün daha gelse tanjantı geçemez. Ya ben hiç düşünmem. Bana mesela dese ki sinüs 81 tanjant 45,01. Hocam bu daha büyük. Çünkü tanjant 45,01 bile demek birden daha büyük bir değer demek. Sinüs 81 ne? Ya kralı olsa sinüs zaten maksimum 90 olunca 1 oluyor. Yani ne yapamıyor? Geçemiyor. O zaman 45 derece bizim için de kritik bir nokta. Peki bakalım. Heh, bak burada da aynısını söylemiş. Aynı açılarda bunu bir önceki ders söylemiştim. Aynı açılarda sinüs mesela ee, ve tanjantı sıralamak istediğinizde tabi bu alfa 0 ile 90 arasında olacak. Sinüs daha küçük tanjant daha büyük. Neden hocam? Bak şimdi bir tane birim çember çizeyim. Bütün bilgileri burada atıyorum, kakalıyorum size. Ondan sonra konu anlatıyoruz. Şimdi bak şöyle devam ettirdim. Şunu şöyle çizdim. Şurası x eşittir 1 doğrusu. Şurası ne yapar? Tanjant alfa yapar. Şurası alfa ise o zaman şurası tanjant alfa. Şimdi şu noktanın ordinatı sinüstü. O zaman o buraya tekabül ediyor. Bak şimdi tanjant burada, sinüs burada. O zaman ne oldu? Tanjant sinüsten daha büyük oldu. O zaman aynı açı olduğu zaman da 0 ile 90 arasında tanjant sinüsten daha büyüktür diyebiliriz. Şimdi bakın bunları sıralayacağız. Tanjant 150 bir kere patlar. Tanjant 30'dur. Kaçıncı bölge? İkinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi. O zaman zaten en küçüğü D'dir. Çünkü negatif. Açı büyür. Değer büyür mantığıyla. D küçüktür. A küçüktür. C küçüktür. B diyebiliriz. Bu da 7 örneğimizin çözümüydü. Peki bakalım. Burada da kotanjantın sıralamasından bahsetmiş. Peki burada da aynı şeylerden bahsetmiş. Peki bunları da biz bir şekilde ne yaparız? Kullanırız. Diğer bölgeler göre davranışlarını ben açık ve net söyleyeyim. Bunlara ezbere bilmiyorum. Bunlarla da pek ilgilenmiyorum açıkçası. Bunları biz kendi kendimize ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge dediği zaman biz ne yaparız? Birinci bölgeyi indirgeyerek bunların karşılıklarını buluruz. Herhangi bir bölgedeki açı değeri arttıkça tanjant değeri artmakta, kotanjant değeri azalmaktadır. Şimdi herhangi bir açı değeri arttıkça peki açılar birinci bölgede değilse birinci adımda fonksiyon işareti belirlenir. İkinci adımda açıların birinci bölgedeki değerlerini indirgenip sıralanır. Yani benim söylediğim ne yapıyoruz? İkinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki açıları birinci bölgeye indirgeyip sıralıyoruz. Şimdi burası ne yapıyor? 18 derece. Burası ne yapıyor? 180'i 5'e bölsek 36, 72 derece. Burası ne yaptı? 60. Şimdi tanjantta açı büyür değer büyürdü. Kotanjantta açı büyüyünce değer küçülüyor. O zaman en küçüğü B. Sonra C. Sonra da A der. Bir sonraki soruya geçelim. Ay buradaymış. <laughs> Peki bakalım. 9. Sin, kos, tan, kot. Hmm. neyse. Kosinüs 103. Şimdi kosinüs 103. 90 artı 13. 90'dan gidersen bu fonksiyon isim değiştireceksin, Sonuç yapacak ve bunun işareti ne olacak? Eksi olacak. Niye hocam? Çünkü İkinci bölgede. Tanjant 193, tanjant 13 demek. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede tanjant pozitif. Kotanjant 293, 270'ten hesap yapsak orası ne yaptı? 270 artı 23'ten tanjant 23 yaptı. Yalnız dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için eksi geldi. Şimdi küçükten büyüğe sıralayınız dedi. Şunlar zaten pozitifler. Bunlar negatifler. Açı büyür Şimdi ne demiştik? Mesela sin 13 ne kadar kötü o yazdı orası. Sinüs 13 tanjant 13'ten küçük. Değil mi? E tanjant 13'te tanjant 23'ten küçük. O zaman sinüs 13 tanjant 23'ten küçüktür. Cevabı doğruca. O zaman yalnız burası daha küçük. Yalnız negatiflerde. Değil mi? Tanjant 23 daha büyük. Özür dilerim. Tanjant 23 sinüs sonuçtan büyük. Yalnız negatiflerde daha büyük bir değerin negatifi daha küçüktür. O zaman D en küçüktür. Daha sonra C'dir. Şimdi A ile B'yi sıraladığınızda aynı açının sinüsü ve tanjantı. Sinüs daha küçüktü. Öyle hatırlıyoruz değil mi? Biraz önce açıklamıştık. Tanjantı daha büyüktür diye yorum yapabiliriz. Peki hocam sinüs 24 mesela e, tanjant 10 sıralayabilir miyiz? Hayır trigonometrik cetvele bir bakmak lazım. Yani bizim size sorabileceğimiz kısım bu şekilde kendi içlerinde yorum yapılabilecek kısım. Oturup da sinüs 24'te tanjant onu ben nasıl sıralayayım? Ha sen mesela burası 24 değil, 10 değil de 46 olur. O zaman yorum yaparım. Mesela tanjant 44, sinüs 80. Yani bilmiyorum. Yani tanjant 44 daha büyüktür de bu muallaha sizi sokmaz. Tamam mı? O yüzden çok net yorumlar yapabileceğimiz sorular sıralamalarda gelebilir. Bakın aynı açının tanjantı kotanjantı. Bir kere biz ne demiştik? Biz sıralama yaparken sinüs ve tanjant üzerinden sıralama yapalım. Kosinüs 70 yerine ne yazalım? Sinüs 20 yazalım. Kotanjant 70 yerine de ne yazalım? Tanjant 20 yazalım. Şimdi bir kere tanjant 70 o kral. Çünkü 45'ten daha büyük bir açı. O zaman en büyük B'dir. Şimdi sinüs 70 büyüktür. Peki Sinüs 20. Şimdi ne diyebiliriz? A, C'den büyüktür. Şimdi sinüs 20 ile tanjant 20'yi kıyasladığınızda da D de nereden büyüktür? C'den büyüktür. Peki sinüs 70 ile tanjant 20'yi kıyaslarsanız sinüs 70 1'e daha yakındır. O zaman A daha büyüktür diyebiliriz. O zaman buraya A dedik. D büyüktür C. O zaman buraya D diyeceğim. Buraya da C diyeceğim. O zaman C, D, A, B şeklinde ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Geldik 11. sorumuza. Sayı değerlerinin küçükten büyüğü sıralanışı. Sekant 1 bölü kosinüs 35. Kosekant 1 bölü sinüs 50. Tanjant 222. Tanjant 180'e uzaklığı 42. 3. bölgede olduğu için pozitif. Kotanjant 80'de tanjant 10'dur. Şimdi bak. Burası birden küçük. Burası birden küçük. Ama sonuçta kendi içine sıraladığınız zaman BD'den daha büyüktür. Şimdi bakın kosinüs de sinüs de basit kesirlerdir. Bir bölü basit kesir. Yani mesela sallıyorum. 1 bölü 2 bölü 3 dediğinizde bunun cevabı ne gelir? 3 bölü 2 gelir. Yani bileşik kesir Yani bu arkadaş da bu arkadaş da bileşik kesirdir. O zaman A da C de B ve D'den büyüktür. O zaman ben buraya ya A C yazacağım ya da C A yazacağım. Şimdi biz bunu yorumlamaya çalışalım. Şimdi kosinüs 35 yerine ne yazalım? sinüs 55 yazdım. Tamam. Şimdi sinüs 55 mi büyük? Sinüs 50 mi büyük? Şimdi sinüs 55 daha büyük. Yani bir tanesi sıkıyorum şimdi. Bir tanesi 1 bölü 2. Yorum yapalım. Niye yazmadı bu? Bir tanesi 1 bölü 1 bölü 2. Bir tanesi 1 bölü 1 bölü 3. Şimdi mesela burası sinüs 55 olan. Burası da sinüs 50 olan. Şimdi takla attığında ne oldu? Burası 2 oldu. Burası 3 oldu. Yani C daha büyük geldi. O zaman bu doğru oldu. Ama küçükten bir geliyor. D küçüktür, B küçüktür, A küçüktür, C. Sinüs 55 daha büyük bir sayı. Mesela atıyorum 2 bölü 3. Burası 2 bölü 3 gelsin sinüs 55. Sinüs 50 de 1 bölü 3 olsun. 1 bölü 2 bölü 3 ne yapar? A için, A için söylüyorum. 1 bölü 2 bölü 3 ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Peki C için 1 bölü 1 bölü 3 ne yapar? 3 yapar. Hangisi daha büyük? 3 daha büyük. Yani C daha büyük. O zaman 11'in sonumuzun cevabı ne geldi? C hangi geldi diyebiliriz. Geldik 12. örneğimize. 90 ile 180 arasında alfa ve beta açılarını vermiş. Şimdi tanjant beta bir kere ikinci bölgede eksi. Tanjant eksi. Kosekant 1 bölü sinüstür. O zaman 1 bölü sinüs beta yazdım. Burası da sinüs alfa. Şimdi bu eksi, bu eksi, bu artı, bu artı. Şimdi net yargı atalım Basit kesire böldüğünüz zaman bileşik kesir olursunuz. O zaman B A'dan büyüktür kesin ve net. B A'dan büyüktür. Şimdi bakın tanjantlarına bakalım. Şimdi al 100 derece olsun. Bu ne olsun? 120 derece olsun. O zaman C ne yaptı? Tanjant 100 yaptı. D ne yaptı? tanjant 120 yaptı. O zaman burası tanjant 80. Burası da tanjant 60'tır. Büyük açının ama önünde eksi olacak değil mi? Şunlar böyle bu şekilde. Şimdi açı büyür, değer büyür. Tanjant 80, tanjant 60'a göre daha büyüktür ama negatif olduğu için C daha küçüktür. C küçüktür değildir. Buradan da A da B'den küçük. Hocam nasıl bu buraya oturdu? Bunlar negatif sayılarda, bunlar da pozitif sayılarda. Otomatikman zaten negatifler solda, Pozitiflerde ne olacak? Sağda olacak diyebiliriz. Bu da 12. örneğimizin çözümüydü. Ve böylece ders anlatımının ilk kısmını tamamladık. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.